Betül. Kraliçe. Gel bakalım. Nasılsın? İyiyim Uğurkan Bey. Siz nasılsınız? Sağ ol. Tabii konseptine geçeyim. Sorayım. Bir merak ediyorum. Konseptin çantasız nedir? Geldiğine göre ben de merak ediyorum. Evet. Kendi evimdeyim. Tamam. Evliymişim. Kayınvalidemler, tamam. Bizim ailemiz. Evet. Hep beraber ilk iftarımızı eşimle bulunduğum evde yapıyoruz. Geçmişte nasıl geçerdi iftarların, Ramazan'ın? Yani benim halam vardı o zamanlar. Halam çok komşum. Yani halamın olduğu her yer günlük günistanlık olur. Böyle komşular birbirine çok gidip gelir. Biz de ailecek, yani annem babam ayrı olduğu için halamla vakit geçirdiğimizden dolayı öyle geçiriyorduk. İşte ben, halam, kardeşim, bir de iki tane daha kuzenim vardı. Onların da annesi yoktu. İşte bir de komşular, böyle geçiriyorduk. Annen gelmiyordu ha? Yok, görüşmüyorduk zaten. O dönemler. Şimdi evet. Görüşüyorsunuz artık. Yok, şu anda da görüşmüyorum. Efendim? Görüşmüyorum. Bir ara görüşüyordunuz. Görüşüyorlar. Evet, program zamanı görüştük. Öyle ne bir oldu? İki ondan bahsedince herhalde bir depreşti. Görüştük öyle. Sonra devam etmedik. Nasıl etmediniz? Ne oldu da etmediniz yani? Yani etmedik. Yani onun bir hayatı var. Benim bir hayatım var. Çok fazla görüşmüyoruz yani. Ya konuşacak bir şeyimiz yok. Ne görüşeyim ki seninle? Annenle konuşacak bir şeyiniz mi yok? Evet öyle, yani bir anne kız ilişkimiz yok ki. Yani o olsa benim tuhafıma gider. Mesela anne kelimesi çok tuhafıma gidermiş. Öyle görüşürüz. Hiç anne kelimesini kullanmadın mı? Kullanıyorum. Annen. Ya daha çok mesela böyle bakar mısın? Anne değil de bakar mısın? Ay. Ama öyle. Üzülüyorsun değil mi aslında? Yok, üzülmüyorum ya. Hiç o şeylerin arkasında hayat çok yumuşak geçmiyor. Zaten her gün normal hayat yaşasak... Yani bir sınav dünyası burası ve herkes bir şeyle sınanıyor. Hepimiz için böyle ineriz, çıkışlı, inişli, çıkışlı bir üzülmüyorum. Hayat. Üzülmüyorum. Yani çocukken de arkadaşlarım ayrı anne babası vardı. İşte ergenlik, hiç öyle bir şeye de girmedim. Yani birçok insanın ayrı annesi babası ayrı oluyor ama sonuçta bu hani annenle görüşmemen ya da babanla görüşmemeni, tabii ben bilemem sizin aile yapınızı ama gerektirecek bir durum değil. Sizdeki esas temel şeyi ben anlamadım. Çünkü bir çok mutlu hatırlıyorum. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum yani tabii. Annemle görüşüyoruz dedin. Tabii gözlerin içi gülüyordu. Mutluydun. Yani ne oldu da tekrar tak diye kesildi? Bir şey olmuş. Ay. Yani yok. Onun bir hayatı var. Benim bir hayatım var. Bu kadar. Hayat, bu kadar özel hayatın diyorsun. Ondan önce de vardı. Yani sen mi mesafe koydun annen mi? Ya onun işleri çok yoğun. O yüzden. Ne demek, bu bahane mi? İşleri yoğun. Sen çok sınav veren bir kızsın. Evet, evet. Çocukluğunda yalnız büyümüşsün. Halan sizi büyütmüştü. Evet, Almanya'da, evet. Doğru mu Fransa'da, hatırlıyorum? Fransa'da. Almanya'da, özür dilerim. Ve hatırlıyorum seninle ilk bu konuları konuştuğumuzda, ben hastaneden çıkmıştım, ilk defa seni görüyordum. O zaman demiştim ki halanı hiç bırakma. Çok emeği geçmiş diye. Devamında anne yok başında. Ve bir çocukluk, genç kızlık yürüyor gidiyor. Sonra bir evlilik yapıyorsun. Evladını kaybediyorsun. Sonra hayatını tekrar kurmaya çalışıyorsun. Hayallerin yıkılıyor. Ve sen daha kaç? 24 yaşında mıydın? 25. 25 yaşındasın. 25 oldu. 25 yaşındasın. Ben 39 yaşındayım. Çok fazla acı yaşamışsın. Eğer ben bunları yaşıyor olsaydım bu kadar, senin kadar güçlü olur muydum onu bilmiyorum ama. Güçlü değilim yani, öyle bir güç, hep böyle bir güçlü gibi durmaya çalışıyoruz, güçlü falan. Peki Betül, ben tabii ki bunların içinde en ama en ağrı evladın. Yani bunun daha ötesi yok. Allah kimseye yaşatmasın. Şimdi benim yine sinirim bozuldu, anneden girdin evlattan çıktın. Ha şimdi burada herhalde sınavlardan konuşuyoruz ya, yani herkes değişik değişik sınavlardan, burası deneyim alanı sonuçta, yaşıyoruz. Önemli olan oradan nasıl bir öğretiyle de çıktığın. Senin burada anne olman ve annenle ilişkin üzerinden gerçekten derin acıların var. O yüzden ben hani annenle barıştığınızda çok sevinmiştim. Bugün sorma sebebim de üstüne basa basa ne oldu da yani bu kadar? Sen öbür daha dünyada, güzel başarı... Öbür dünyada hesaplaşacağız demiş artık. Yani daha ne acısı dedi? Var mı? Söyle bakayım.
Yani ben bu dünyadaki hesaplaşmalarımın peşine düşmemeye karar verdikten sonra daha mutlu oldum. Tamam ama ne dedin? Murat'ı mesela affettim dedin. Öbür dünyada bile karşılaşmayayım dedin. Bir dakika, çocuğu yok muydu? Yok, çocuğu. Evlenmedi, çocuğu size baksaydı. Yani çocuğu olsaydı. Peki ya, ne yaptı? Annem bıraktı gitti. Nereye gitti? Nasıl? Annem bıraktı gitti ya sizi. Nereye gitti? Yani kendi hayatına baktı. Anneannemlere gitti. Orada yaşadı. Kendi bir hayatını çizdi. Ay benim aklım almıyor. Bir kadın, bir insan, yani nasıl ya, sen şurada iki gün kediyi bıraktığın zaman aklını oynatıyorsun. Ben bırak, yani neyse. Yani, çok, yani yargılayacak aslında şekilde burada herhangi bir konuşmamız yani yok ki, yanlış anlaşılmasın. Tabii ki ya, ben sadece şaşkın. Zaten kim bilir ya, verir. Bir de onlar bir kere aile içinde kim bilir neler yaşadılar. Tabii evet, ki biz bilemeyiz ama. Evet, dönemleri bilmiyoruz. Sonuç itibariyle biz Betül'ü tanıdığımız için ve Betül'ün yalnız büyüdüğünü ve annesiz büyüdüğünü ve devamında da çok sıkıntılı ve acılı bir hayat şeyini çok bildiğimiz için ben şu anda içinde içim içime sığmıyor. Bir bu şey yani var Betül'ün, çünkü yani ve güçlü çok duruyor yani. Söylediği söz çok ağır bir söz yani. Hani öbür tarafta yani dediği şey o, ben bilmiyordum. Betül. Kardeşin nasıl bakıyor olaya, onu merak ettim. Çok kardeşim tatlı bir erkek asla. Kardeşim var. Kardeşim senin annen der. Sen kaç yaşındaydın? Kardeşin kaç yaşındaydı? Askere gidecek şimdi o bir ay. Hayır, sen kaç yaşındaydın annen bıraktığında, kardeşin kaç yaşındaydı? Ben 7 bitmemişti. 7, kardeşim 5-6. Ay, küçük anne oldu o dönem. Ne kadar halaların yanında olsalar da, değil mi, abla olduğun için tabii küçük anne oldun. Tabii benim halam hayatını bizim için değiştirdi. Yani kocası Fransa'ya gidiyordu ve gitmedi. Gitmedi, yaşı ilerledi. 10 yıl sonra gitti kocasının yanına ve çocuk sahibi olamadı. Ya. Halam. Orada tedaviler oldu ama artık yaş bir süre sonra biliyorsunuz kadınlarda. Bizim yüzümüzden bazı şeyler, ilaç kullandı bir şeyler. Yani olmadı çocuğu şu an. Bizi çocuğu olarak görüyordu. Tabii bizi. Bir de benim o dönemde iki kuzenim var. Onun da annesi vefat etti. Bir de onlar eklendi. 4 çocuğa baktı. O zaman da demiş. Ne güzel. Adamın ismi ne? Filiz. Filiz Hanım. Ay, sevgiyle Allah kucaklıyoruz. Allah razı olsun. Yani. Filiz Hanım. Ya, çok tatlı. Yani o yüzden o bize baktı, büyüttü. Ben 14 yaşıma geldim artık, eşinin yanına gidecekti. 14-15 yaşındaydım. Gitti eniştemin yanına. Kardeşim o zaman 12-13 yaşındaydı. Ben 14-15. Sonra biz kendi başımıza artık... Ben o sıra kuaföre girdim. Okulu çok devam ettirmedim. Böyle bir hayatım geçti ama güçlü olmazsak nasıl olacak? Tek başımayım. Olmaz. Sen güçlü bir kızsın. Çalışıyor, güçlü olmaya çalışıyor çocuk. Daha yolun yarısı. Peki sen çocuğundan sonra nasıl toparlandın? Nasıl? Çocuğundan sonra nasıl toparlandın? Toparlanmaz ki insan. Nasıl toparlansın?